Kaçıranlar ve bilmeyenler için Cosinema'nın bir önceki bölümünde neler oldu hep birlikte hatırlayalım. Cosif o gün yataktan bir değişik kalkmıştı. Eşinin yanına gittiğinde "Günaydın." Sesi Rex'e benziyordu. "Kime?" "Rex'e benziyor sesi." Yardım almak için dayısının yanına gitti. "Dayı!" Dayısı da çok şaşırmıştı. "Oha! Ses senden ne çıktı?" Birlikte doktora gittiler. "Yankıcım korkma, tamam mı?" Eve tekrar geldiğinde oğlu onun sesinden korkup kaçmıştı. O da iyileşmek için en iyi çözümün uyumak olduğuna karar vermişti. "Uyumaya çalışacağım. Sabaha kadar uyuyacağım bu gece." Ve sonra sabah uyandığında Cosinema'nın yeni bölümü başlıyor arkadaşlar. Video başlamadan like tuşuna basıp aşağıdan kanalıma abone olursanız beni çok çok memnun edersiniz. Hadi bakalım, Cosinema başlıyor. Bugün her zamankinden daha farklı uyandım. Uyandığımda bir şeylerin değişmiş olduğunun farkındaydım. Bir şeyler dikkatimi çekti. Her zamankinden çok daha enerjiktim. Bunu vücudumda hissedebiliyordum. Patlamaya hazır bir bomba gibiydim. O da bana dar geliyordu. Vücut kaslarımda bir sıkılma, bir evrilme vardı. Ayna karşısına geçtim ve gözlerimi ilk orada fark ettim. Saçlarımla uyumluydu adeta. Saçlarım öncekinden daha kırmızı, gözlerimin içi ise siyah, dışı sarı ve kırmızıydı. Kendimi iyi hissetmedim değil. Ve bunu, bu günü, bu özel günü tarihe altın harflerle yazmaya karar verdim. Çekmeceyi açtım. Boş dosya kağıdını aldım. Ve tabii ki de kalemi de. Bugünün tarihi olan 18.02.2022 yazıyordum ki kalem kırıldı. Ellerimde anormal bir güç hissediyordum. "Lan bana ne oluyor?" diye kendime sordum. Buna inanamadım önce. Ne yapmam gerekiyordu? Ne olmuştu bana? Bunların hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ses tellerimi kontrol ettim. Ses tellerim normale dönmüştü. Göğüs kaslarım eskisinden daha sertti. Kollarım çok sertti. Parmaklarımda anlayamadığım bir enerji, bir güç vardı. Vücudum sanki benim vücudum değildi. Başkasının vücuduydu. Her yerim sertti. Bir şeyler ters gidiyordu. Telefonum için çekmeceye uzandım. Az kalsın çekmeceyi yıkıyordum arkadaşlar. Nazikçe tekrar geri kapatmaya çalıştım. Çünkü çekmeceyi zorlarsam kırılabilirdi. Bana ne oluyordu? Buna inanması güç ama vücudum eskisinden çok daha güçlüydü. Yorganı düzelteyim diye yorganı ileri doğru fırlattım. Yorgan saniyeler içinde cama vurdu. "Allah'ım bana ne oluyor?" Yastığı denedim. Yastığı fırlattım ve o da çok hızlı bir şekilde cama vurdu. Ellerime, elimdeki güce hiçbir şey inanamıyordum. "Allah'ım bu neydi?" Bu mutluluğumu Selma ile paylaşmaya karar verdim. İçeriye doğru atıldım ve
kadar hızlı koşuyordum ki kapıyı fark etmeden kapıya bir sinek gibi yapıştım. Ne oluyordu? Neler oluyordu? Bilmiyorum. Ayak parmaklarım yerinde duramıyordu adeta. Ayaklarımdaki gücü hissediyordum ve aniden yerimden kalktım. Yatağa zıpladım. Çok hızlıydı her şey. Geriye zıplamaya karar verdim ve tekrardan aynı hızda aşağıya doğru indim. Çok terlemeye başlamıştım. Üstümü çıkarttım. Bu garip durum benim mutluluğuma sebep olmuştu. Deliler gibi kahkaha atmaya başladım. Yerimden kalktım. Ve yatağın köşelerinde gezmeye çalıştım. Kontrol etmeye çalışıyordum vücudumu ve gerçekten çok hızlıydım. Yatağın bir ucundan öbür ucuna saliseler içerisinde geçebiliyordum. Tabii bunu denemesem olmazdı. Yatağa geri geri düşmeyi denedim ve tekrar kalkabilmeyi. Bunun verdiği mutluluk gerçekten çok büyüktü. Nasıl oluyor da böyle bir şey? Üstümde çok büyük bir enerji vardı ve büyük bir güç vardı. Yataktan kalktım ve koşmayı tekrar denedim. Yine saniyeler içerisinde odanın bir ucundan öbür ucuna geçtim. Oradaki çarkı feleği aldım ve bir şey denemek istedim. Üfleyerek çarkı feleği çevirmek istedim. Bakalım nefesim de aynı güçte miydi? Nefesim çarkı feleği defalarca etrafında döndürmeye yetti arkadaşlar. Mutfakta iş yapan eşim Selma sesleri duyunca odaya doğru yöneldi. Bir gariplik olduğunun farkındaydı. Çünkü odada sürekli olarak yer değiştiren, hızla koşan ve çok güçlü bir adam vardı. Belli ki seslerden şüphelenmişti. Selma kapıyı açtı ve... Cihan günaydın. Bu evin hali ne böyle? Savaş alanına dönmüş burası. Günaydın. Sesin düzelmiş. Evet. Sen spora falan mı başladın? Sert olmuş her yerin böyle. Yok, her zamanki hali. Cihan, Yankı'yı sen alacaksın bugün okuldan, söyleyeyim. Öyle mi? Ve bayıldı. Seloş? 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 Selmoş? Kokemaka? Kokemaka maka komaka komaka? Selma'ya türlü türlü şakalar yapmaya çalıştım ama yine uyandıramadım. Bayılmıştı. Kucakladım ve salona doğru yol aldım. O kadar güçlüydüm ki Selma zayıflamış gibi geldi gözüme. Sen kilo mu verdin? Allah Allah. Bayağı zayıfsın ya. Zayıfladı at. Onu yatağına bıraktım. Ve uyanması için onu tokatladım. Seloş. Hatun bayıldı. Seloş. Bayılmıştı ve ayılmıyordu. Uyanmıyor ya. Ne yapacağım ben diye sordum. Ne yapacağım ben ya?
ve beni böyle kabul etmeyeceklerini düşündüm. Bunu hiç kabul etmezler ha. Bunu hiç kabul etmezler. Nasıl bir yol bulmalıydım, ne yapmalıydım bilmiyorum. Düşündüm. Taşındım. Ama işin içinden çıkamıyordum. Nasıl böyle bir şey olabilirdi ki? Çok saçma. Ben bir süper kahraman mıydım? Hayır. Ama belki de öyle. Bilemiyorum. Ne olduğunu gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. İsterseniz siz yorumlara yazabilirsiniz. Çok susadım. Ama çok. Sanki haftalardır, aylardır su içmiyor gibiydim ve mutfağa doğru hareket ettim. Ama bir şeyi unutmuştum. Ayağımdaki terlikler benim koşmamı engellediğini fark ettim. Terlikleri çıkarttım ve ışık hızında mutfağa gittim. Mutfakta Sebil'in altına yattım ve su içmeye başladım. O kadar susamıştım ki Sebil'den akan az su beni tatmin etmedi. Kalkıp su aradım. Bir buçuk litre su içtim. Az kalsın kusuyordum. Ama susuzluğum bir türlü geçmiyordu. Su içmeye devam ettim. Bir yandan kendi zihnim suyu almıyordu. Diğer yandan vücudum bütün suyu istiyordu. Evde ne kadar su varsa hepsini içtim. Durak bilmeden içtim. Mutlu muydum ya da mutsuz muydum bu durumda? Bilmiyorum. İçeriye gitmeye karar verdim. Tam da o sırada vücuduma çok değişik bir acı girdi. Vücudumun bütün hücreleri adeta yanıyordu. İçmiş olduğum sular sanki içeride bir şeyleri harekete geçirmişti. Korkunç bir acı vardı vücudumda. Neler oluyordu? Yoksa o filmlerde izlediğimiz mutasyona mı uğruyordum? Ellerim kilitlendi adeta. Kaslarım korkunç derecede ağrımaya başladı. Aynı şekilde beynimin içerisinde de. Vücudum kasılmaya başladı. Kendimi bir türlü düzeltip ayağa kalkmaya çalışıyordum ama başarılı olamadım. Ve salonun ortasında bayılmışım. Bir iki saat sonra uyandım. Ama bayıldığımdan çok daha değişik bir şekilde ayıldım.
Ortamı tanımıyordum. Evi tanımıyordum. Burası neresiydi? Ben kimdim? Buraya ait miydim? Bu da kimdi? Onu tanımıyordum. Bu kimdi? Ben kimdim? Burası neresi? İçeride başka biri var mıydı? Hiçbir şeye anlam veremiyordum. Korkmaya ve ürkmeye başladım. Buradan kaçmalıydım. Birkaç saat sonra camın kırılması sebebiyle içeriye giren rüzgarlar Selma'nın ayılmasına sebep olacaktı. Ve gözleri beni arayan Selma etrafına önce bakındı, sonra cama doğru baktı. Çok soğuk bir rüzgar estiğini fark etti. Cama doğru yürüdü. Acaba kafasında neler vardı? Camdan aşağıya doğru baktı. Bakış, o bakış arkadaşlar.